şey mi oldu? Bu olanlara inanamıyorum. Gerçekten çok üzücü. Benizey, söyle bana neler oluyor? Allah Allah, neden beni görmezden geliyor ki? Yiğit, sen beni anlayamazsın. Beni anlamak istiyorsan öbür sunucuya gel. Hangi sunucuya? Aa, çıktı. En iyisi onu takip edeyim. Buradan Fenizey'in sunucusuna girelim. Anne, ben bunu çok beğendim. Bana bunu alır mısın? Oğlum, buna paramız yetmez. Hey Fenizey, beni neden bu sunucuya çağırdın? Yiğit, ailende 7 çocuk varsa ve ailen zengin değilse emin ol sen de alardın. Bir dakika, bir dakika. Bunlar senin kardeşin mi? Evet, onlar benim kardeşim. Üzgünüm, paramız yetmiyor. Ups, burada ne oluyor? Peki o zaman bunu iade edebilir miyiz? Tabii ki de hanımefendi. Anne, ama ben onu istiyordum. İşte gör Yiğit, ben fakir bir aileden geliyorum. Oh, gerçekten şu anda ne diyeceğimi bilemedim. Bir de 7 kardeşin var. Dur dur beyefendi, o ürünü almayacaklarsa ben alabilir miyim onu? Tabii ki, buyurun. Fenizey, sen aileni oyala. Ben hemen geleceğim. Pekala. Kardeşim bir bakar mısın? Beyefendi, bunun içeriği 2 tane demir. Buyurun. Ne oldu abla? Bana ne diyeceksin? Seni bir arkadaşımla tanıştıracağım. Merhaba Fenizey'in kardeşi. Bu senin için. Al bakalım. Aa, öyle yaşasın. Teşekkür ederim abi. Önemli değil. Fenizey, ben bu sunucuda biraz kalmaya karar verdim. O zaman gel seni ailemin evinde misafir edeyim. Ve geldik sayılır. Yiğit, burası bizim köyümüz. Bak etrafa. Güzelmiş de. Köyde mi yaşıyorsunuz? Evet, bizim evimiz burada. Yiğit, içeri gel. Sana içeri göstereyim. Pekala. Yalnız bu ev hiç güvenli görünmüyor. Evin duvarları topraktan. Maalesef öyle. İşte ben de bunu alıyordum. Ben ailemi buradan kurtarmak istiyordum. Ama ailem daha başaramadım. O zaman Fenizey, bir işe başlayalım. Veya da kendi işimizi kuralım. Ne? İş mi kuralım? Evet, en azından bir şeyler yapmış oluruz. Hem burası oldukça boş. Evet, hakikaten biraz boş görünüyor. İşte bu yüzden buraya bir tane dükkan açalım. Hem köyü geliştirmiş oluruz hem de para kazanırız. Oo, gerçekten çok ev fikir de. Bunu nasıl yapacağız? Benim bir planım var. Gel benimle. Borç alacağız. Yiğit, niye bu şehre geldik? Bankadan kredi çekmek için. Sen bekle burada. Ben alıp gelirim. Pekala. Of of. Buraya kadar boşuna geldik. Hiç şansımız yok Fenizey. Banka bize para vermek istemiyor. Çünkü bize güvenmiyorlar. O zaman şimdi ne olacak? Sanırım son çaremizi kullanmak zorunda kalacağız. Ne? Ne yapacaksın ki? Gel benimle. Ve tamam, geldik sayılır. Sen burada bekle. Çünkü içerisi pek güvenli değil. İyi tamam da burası boş ki. Hayır, boş değil. Sadece şu şalteri çekmem gerekiyor. Ne? Gizli bir yer. Tamam da neden burayı gizli yer yapmışlar ki? Sen orasını karıştırma. Sen burada bekle. Hemen geleceğim. Pekala. Dikkat et kendine. Pekala, gidiyorum. Birazcık borç para alalım. Normalde gerçekten buraya gelmek istemezdim. Ama yapacak başka çaremiz kalmadı. Hey sen, neden geldin? Ben iş kuracaktım da borç para almaya geldim. O halde şu adamlara baksan iyi edersin. Eğer parayı bana geri ödemezsen sonun bu adamlar gibi olabilir. Ay, oldukça korkutucu. Ama başka çarem yok. Ben uyarıyorum seni. Karar senin. Ben eminim. Borç para almak istiyorum. Pekala, parayı aldım. Toplamda bana 100 zümrüt verdiler. Ama ben onlara geri ödeme olarak 120 zümrüt vereceğim. Yiğit, ne yaptın? Fenizey, elime bak. Tada! Ne? 100 zümrüt mü? Aynen öyle. Tamam da sana niye o kadar para verdiler ki? İçeride çok iyi insanlar olmalı. Galiba ben de istesem iyi olacak. Dur Fenizey, aslında... Evet? Bu aldığım parayı 10 gün içinde ödemezsem beni okyanusa atacaklar. Ne? Bu çok korkunç. Evet öyle. Hem de benden geri 120 zümrüt istiyorlar. Ya hayır ya. Sen niye böyle bir şeyi kabul ettin ki? Başka çaremiz yoktu. Neyse burada zaman kaybetmeyelim. Gel benimle. Paramızı da biraz ham madde alalım. Bunları kıyafet yapmakta kullanacağız. Aa evet. Bunları işleyip biz daha yüksek fiyata satabiliriz. Böylelikle kar ederiz. Aynen öyle. Bu arada sadece kıyafet almayalım. Yanına yiyecek içecek falan alalım da daha çok satış yaparız. Tamamdır. Ve şimdi dükkanımızı inşa etme zamanı. Evet. Önce inşa için gerekli malzemeleri alalım. Bu arada arkadaşlar, bu videoya like atan birini bir video olmak üzere aramıza alacağız. Aa evet, iyi hatırlattın. Arkadaşlar hatırlarsınız. Geçenlerde de böyle dedim ve bir kişi aramıza aldım. Evet, dilerken de kurtarma birimini almıştım. Aynen öyle. Bu arada Fenizey, dükkanımızı inşa ettim. Şimdi sıra raflarda. Oo gayet iyi. Ben de hemen yana büfe yapıyorum. Orada yemek satacağım. Pekala, bir dükkanımız bitti. Fenizey gel gel, ben dükkanımı bitirdim. Oo gerçekten çok güzel olmuş. Sen de benimkine bak. Tada! Vay, seninki de çok güzel olmuş. Artık büfe sahibiyim.
bakalım. Evet, köylüler, köylüler. Buraya gelin. Yeni dükkanımız açılmıştır. Bir saat sonra. Merhaba efendim, siparişinizi alabilir miyim? Ben demirden bir kas, bir de demirden bir pantolon alabilir miyim? Tabii ki de efendim. Siz burada bekleyin. Ben hemen getiriyorum. Oo Yiğit, senin orada kuyruk olmuş. Evet evet Mehdis Bey. Vallahi köye dükkan açtığımız iyi oldu. Baksana, köylülerin de bir sürü ihtiyacı varmış. Sen bir de benim dükkanı gör. Burası şimdiden doldu. Oo, bu çok iyi haber. Böyle gidersek parayı hemen çıkaracağız. Yalnız Yiğit, ben müşterilere yetişemez oldum. Vallahi ben de yetişemiyorum. Bir yandan seninle konuşuyorum, bir yandan da satış yapıyorum. O zaman bizim elemana ihtiyacımız var. Burayı birisini bulalım. Aynen, vallahi çok iyi olur. O zaman ben kardeşlerimi çağırayım. Sen benim dükkana da baş arada. Pekala, ama acele et. 15 dakika sonra. Buyurun efendim, ben alayım siparişinizi. Acaba ben bir tane altın kask alabilir miyim? Yiğit, buraya gel. Onlar bizim yerimize müşterilere bakarlar. Bak bu çok iyi oldu. Artık kardeşleri de çalışıyor. Biz onlara kazandıkları paradan pay da veririz. Böylelikle onlara okul harçlı olur. Aynen öyle. Artık istedikleri şeyleri alabilirler. Evet, hem bu şekilde giderse borcumuzu da öderiz. Ama aklımda ilk önce yapmamız gereken bir şey var. Gel benimle. Ne? Yiğit, neden buraya geldik? Artık madem paramız var, o zaman evini yeniden inşa edebiliriz. Şöyle baksana, topraktan eviniz. Ne? Bir saniye dur Yiğit, eşyalarım kaybolmuş. Nasıl yani? Kardeşlerin almış olamaz mı? Yok olamaz, buraya onları çağırmaya gelmiştim. Onlar senin yanına geliyorken ben de buraya eşyamı koymuştum. Peki ne tür eşya kayboldu? He? Beynize, çabuk benimle gel. Yiğit, neler oluyor? Soru sorma, evinde birisi var, bize zarar verebilir. Yiğit, ben de seninle oradaydım. Evde hiç kimse yok ki. Hayır var, eminim. O zaman evimize hırsız girdi. Tamam da, niye bize bir hırsız girsin ki? Bizim paramız yok evde. Dur Mehdis'le, sen öyle deyince bir emin olamadım. Bir camdan bakacağım. Bak bakalım, içeride hiç kimse yok. Evet, ama yatan altında birisi vardı sanki. Dur, bir içeri bakalım en iyisi. Burada hiç kimse yok. Ama ben eminim, burada birisi vardı. Yiğit, biz bugün çok yorulduk. Hayal gücün sana oyun oynamış olamaz mı? Ya Mehdis'le, gördüm diyorum. Neyse, ben her ihtimale karşı şuraya bir tane kamera koyacağım. Yiğit hadi ama, abartıyorsun bak. Hayır, abartmıyorum. Bu bir önlem. Ayrıca az önce sen eşyalarım kayboluyor demedin mi? Evet, eşyalarım kayboldu. O zaman bu kamera burada kalsın. O arada ise biz borcumuzu ödeyelim. Pekala, anlaştık. Oo, bizim dükkanın kasası bayağı dolmuş. Şunları alalım. Benim kasada dolmuş Yiğit. 64 zümrüt var burada. Bende de 80 tane var. Bunlarla borcumuzu kapatabiliriz. Evet, üstelik paramız da arttı. Oley be, yaşasın. Ama ilk önce paranın üstünü kardeşlerine paylaştıralım. Çünkü onlar da çalıştı. Evet. Neyse, ben borcumuzu kapatıp hemen geliyorum. Tamamdır, seni evde bekliyor olacağız. Oh be, sonunda borcumuzu da kapattım. Yalnız akşam oldu. Neyse dur, bakalım bizim Wednesday ne yapıyor? Wednesday, neredesin? Yiğit, buradayım. Evden tuhaf tuhaf sesler geliyordu. Ben de eve giremedim. Ne sesi ya? Aa dur, ben sana sabah demiştim. Evinde birisi var diye. Evet, sen haklıymışsın. İçeriden ses gelince kardeşlerim korkudan dükkanda yatmaya karar verdi. Aa bir dakika. Ben içeri kamera koymuştum. Oradan neler olduğunu öğrenebiliriz. Pekala, ama burada izlemeyelim. Çünkü burası beni biraz korkutuyor. Tamam, gel benimle. Şu köşede izleyelim. Pekala. Git, zamanı geri al bakalım. Tuhaf bir şey fark edeceğiz mi? Alıyorum zaten de. Şu ana kadar her şey çok iyi. Git. Dur Melisa. Bunu gördün mü? Aman Allah'ım, evimde biri var. Bu da ne böyle? Olamaz. Gerçekten sabah gördüklerim doğruymuş. Bir dakika. O ne yapıyor öyle? Eşyalarını karıştırıyor Melisa. Olamaz. O benim karpuzumdu. Vay şuna bak sen. Hem benim eşyalarımı alıyor, hem benim yemeğimi yiyor. Tamam pekala. Evinde birisi olduğuna şu anda emin olduk. Peki Yiğit, şimdi ne yapacağız? Tabii ki de polis haber vereceğiz. Sen polis haber veri dur. Ben de bir kılıç yapayım. Kılıç mı? Yoksa sen içeri mi gireceksin? Sadece biraz bakacağım. Çünkü hırsız olsa evinden eşya çalıp giderdi. Ama o gitmiyor. Aa doğru diyorsun. Bu arada ben polis haber verdim. Gelirler birazdan. Peki Ayla, benle gelmek ister misin? Evet, tabii ki de seninle geleceğim. Seni yalnız bırakmayacağım. İşte yabancının çıktığı yer burasıydı. Aynen öyle. Yalnız bu hiç hoşuma gitmedi. Yiğit, vaz mı geçsek ya? Artık girdik. Gel benimle. Peki Ayla, ama dikkatli ol. Oo bir dakika. Burası da neresi böyle? Aa bunlar benim kaybolan eşyalarım. Bu da benim küçüklük oyuncağım. Bu da kaybolmuştu. Peki Ayla,
buraya. Eşyaların neden kaybolduğunu bu durum açıklıyor. Yiğit, şu kapının arkasından ses geliyor. En iyisi buradan çıkalım. Devam edecek. Önceki bölüme gitmek için soldaki videoya tıkla.